Selamlar arkadaşlar, ben Waterfly Mert Özkan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Spordan çıktım, ekipmanları giyiyoruz şimdi ama çok sıcak, kış gelsin artık. Evet, motosikletimize modifiye yapmaya devam ediyoruz. Oh, şimdi kaplama, ayna, siperlik, çamurluk derken sıra en önemli şeye geldi: lastik. Lastiğimizin ebatını bir boyut büyütmeyi düşünüyorum. 140 ebatında bir lastik. Akabinde marka olarak şu anlık aklımda Andas'ın Viento Sport serisi var. Bana uyacağını düşünüyorum o serinin. Hem böyle birazcık agresif kullanıyorum arada, İstediğimizde rahat rahat viraj yapabileceğimiz bir lastik diye düşünüyorum. Hem de fiyatı da uygun. Yani bir fiyat performans ürünü takacağız. Lastiğimizi almak için YEBA çarşısına gidiyoruz. Orada Vatan Motor'un bir lastik bölümü var. Burası da Ankara'nın meşhur Çankırı Caddesi arkadaşlar. Burada Ankara'daki bütün pavyonları bulabilirsiniz. Böyle buradan başlar, caddenin sonuna kadar pavyonlar vardır. Gece hareketlidir buralar. Öyle gereksiz bir bilgi vermek istedim sizlere. Bisikletçiler de buradadır, motosikletçiler de buradadır. Evet arkadaşlar, lastik çeşitleri burada böyle, bu şekilde. Burada Tourneo Sport var, yine 140 ebatında. Benim aldığım Viento Sport. Bunu da tercih edebilirsiniz ama ben birazcık daha viraj performansı iyi olsun diye daha agresif olan bir serisi var, Viento Sport. Onu tercih ettim ama şehir içi kullanımda bu Tourneo Sport'larda işinizi görecektir. Ve ben 140 ebat tercih ettim bu şekilde. Normalde standartı 130 ebattır ama hem daha güzel gözüküyor hem de ben tutuşun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, bu şekilde zaten en çok tercih edilen iki serisi var. Birisi Tourneo Sport, birisi Viento Sport. O da isteğinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Burada da gelip Vatan Motor'un iki tane yeri var zaten. Birincisi bu girdimi sol taraf, buradan girdiğinizde sol tarafta kalan kısım. Bir diğeri de buradaki girişten girip dümdüz geldiğinizde. Çektin mi? Çekeyim. Ben de çek kardeş. Çekeyim abi, ne diyorsun? Konya Tütüncü Motor en büyük tedarikçi. Devli. Ayaküstü reklamı da yaptı abi. Buradan girişten dümdüz geldiğinizde en son mağaza olarak Vatan Motor'u görebilirsiniz. Buraya gelip istediğiniz lastiği söylerseniz yardımcı olacaklar size. Şimdi birazdan bu şekilde ben de yükleneceğim lastiği. Evet, şimdi lastiklerimizi aldık, Viento Sport'larımızı kafamdan geçireceğim ve yola çıkacağız. Biraz zor bir yolculuk olacak. Evet, şimdi lastik değiştirme aşamasına geldik. Lastiğimiz söküldü. Bir tane saplamanın üstünde, milin üstünde.
Evet arkadaşlar, yeni lastiklerimiz takıldı. Çok yakıştı gerçekten. Biraz motosiklet kirli olduğu için çok göstermiyor ama rengi rengi diyorum ya. 140 watt motosikleti hayvi kalıplı gösterdi. Evet, yaklaşık 45 dakikalık işlemin ardından motosikletimize biniyoruz. Lan yeni lastikler mi, garip geldi. Şimdi arkadaşlar, yeni lastik taktığımızda bir rodaj mevzusu oluyor. Yani yaklaşık bir 100 kilometre falan minimum lastikte saçma sapan hareketler yapmayacağız motosikletimizde. Sakin sakin kullanacağız. O çevresindeki mumlar eridikten sonra keyfimize bakacağız. Ama bu 100 kilometre de sınırlı değil tabii ki. Bir süre daha böyle üzerindeki o mumsu tabaka eriyene kadar dikkat edeceğiz. Ondan sonra rahatız arkadaşlar. Bugünkü lastik değiştirme maceramızda bu şekildeydi. Videoyu buraya kadar izlediysen sana çok teşekkür ediyorum. Umarım o ayırdığın değerli vaktine değmiştir. Ne garip hareketler bunlar ya. Eğer video hoşuna gittiyse, beğen tuşuna basarsan ve hala abone değilsen, abone olursan çok mutlu olurum. Lütfen kendine iyi davran, ekipmanlarını giy ve o güzel yolların tadını çıkart. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Metrofly kaçar. Tın.